Uykusu. Selçuklulardan ve Osmanlılardan kalan eserlere bakıldığında Vezir Köprü'nün yapılaşma ve mimari alandaki gelişme süreci eskilere dayanır. Günümüzde bile Selçuklulardan ve Osmanlılardan kalan eserlerin bir kısmı mimari özelliğini korur. Gelin, Vezir Köprü'nün her biri Anadolu tarihine ışık tutan eserlerini tek tek gezelim. Geçmiş zamanları bize hatırlatan tarihi saat kulesi günümüzde de hiç duraklamadan çalışıyor. Çanaklı Mahallesi'ndeki Tacettin Paşa Camii. Yapım tarihi 1494. ...1943 depreminde tümüyle yıkılmış. Beş kubbeli son cemaat yeriyle iki kubbeli ana mekandan oluşan özgün yapı sonradan düz çatıyla örtülmüş. Ana mekanın yanındaki kubbeli zaviyeler özgünlüğünü koruyor. Ana mekanla zaviyeler arasındaki kemerli açıklıklar sonradan kapatılmış. Cami kullanılamaz durumda olduğu için 1989 yılında restorasyon çalışmalarına başlanmış ve aslına uygun şekilde restore edilerek 1998 yılının Nisan ayında ibadete açılmış. Vezir Köprü'deki bir başka tarihi örnekse Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki Kale Camii. ...1659 yılında Köprülü Mehmet Paşa'nın eşi Ayşe Hanım tarafından yaptırılmış. Depremlerden fazlaca zarar görmediği için orijinalliğini koruyabilmiş. Üç kubbeli, planlı ana mekan, oldukça yüksek bir kasnağa oturan kubbeyle örtülü. Kubbe kasnağındaki üç vitraylı pencere sonradan yapılmış. Kale Camii 2006 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restore edilmiş. Camilerin yanı sıra tarihi medreselerde Vezir Köprü'nün tarihi zenginlikleri arasında. İşte örnekleri. Fazıl Ahmet Paşa Mahallesi'nde bulunan medrese 1662 yılında Fazıl Ahmet Paşa tarafından yaptırılmış. Çatısı kurşunla kaplıyken 1877-78 Osmanlı-Rus savaşları sırasında çatısındaki kurşun kaplamalar savaşta kullanılmak üzere çıkarılıp çatısı kiremitle örtülmüş. 1943 depreminde çatlamalar olmuşsa da restore edilerek orijinalliği korunabilmiş. 1974 yılında çatısındaki kiremitler sökülerek bakır kaplama yapılmış. Yapının iç ve dışında pembe karacaviran taşı kullanılmış. Taş medrese 1964 yılına kadar çeşitli amaçlarla kullanılmış. Bu tarihten sonra da Kültür Bakanlığı'na bağlı Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'ne tahsis edilmiş. Vezir Köprü'nün hamamları da tarihinin en güzel tanıklarından. Ganioğlu Mahallesi'nde Orgeneral Faruk Cömert Caddesi üzerindeki çifte hamam. 1660 yılında Köprülü Mehmet Paşa'nın eşi Ayşe Hanım tarafından vakfedildiği biliniyor. Müzik
Mehmet Paşa Mahallesi'nde Kale Camii'ne bitişik Kale Hamamı. ...1659 yılında Köprülü Mehmet Paşa'nın eşi Ayşe Hanım tarafından yaptırılmış. Günümüzde halen kadın hamamı olarak hizmet veriyor. Kale Hamamı 2006 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restore edilmiş. Vezir Köprü'nün bir başka tarihi eseri olan Bedesten, ilçe merkezinde yer alıyor. Köprülü Mehmet Paşa'nın eşi Ayşe Hanım'ın babası Yusuf Ağa'nın 1660 yılında yaptırdığı biliniyor. İç ve dış bedesten olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Dört giriş kapısı ve içerisinde 110 dükkanı yer alıyor. İç bedesten geçmişte kervansaray olarak kullanılmış. Bedesten Ayşe Hanım tarafından vakfedilmiştir. 2003 yılında başlayan restorasyon çalışmaları halen sürmekte. Vezir Köprü'nün merkezinde bulunan Taşhan'da ise restorasyon çalışmaları tamamlanmış. Taşhan artık gelecek olan ziyaretçilerini bekliyor. Vezir Köprü'nün tarihi eserleri arasında Kurt Köprü'yü de saymak mümkün. Köprü, Vezir Köprü ilçesi ile Havza ilçesinin sınırlarını çizen İstavroz Çayı üzerinde kurulu. Havza'nın Tahna Köyü ile Vezir Köprü'nün Tekke Kıran köylerini birbirine bağlıyor. Köprü, bir yüksek ayak üzerine iki büyük sivri kemerli gözden oluşuyor. Köprüdeki mimari tarz ve örgü sistemi incelendiğinde 13. 14. yüzyılda yapılmış olabileceği izlenimini veriyor.
Vezir Köprü, tarihi, turistik ve kültürel özellikleriyle de ön plana çıkar. Çok eski bir medeniyete sahip olan ilçe, Osmanlı İmparatorluğu'na vezir-i azamlar yetiştirdiğinden ilk göze çarpan çevresindeki tarihi eserlerin çokluğu ve bunların halk tarafından da benimsenip korunduğudur. Güder ve Boğazkoru'daki Ören, Tepeören'deki yerleşmeleri hala gün ışığına çıkarılmamış değerli tarihi eserlerin bulunduğu gizemli yerler arasında yer alır.